Evet arkadaşlar, yeni Husqvarna motorlu testeremiz geldi. Sıfır, hiç dokunulmadı daha. Aslında kutu açılımını yapacaktık ama... Kutu açılımını servisi yapmak zorundaydı. Evet. Garanti kapsamında olması için servisi yapmak zorundaydı, mecbur yaptırdık. Evet, sen şöyle bir döndersen onu bu tarafa doğru. Şöyle dönder abi, bakalım. Güzel. Çok güzel bir makine. Gerçekten Husqvarna'nın en çok satan ve en çok tutulan marka modellerinden biri. Tamam, koyabilirsin. Bu şey sade düzü de var. Bu X Torque diyor buna. Evet. Bu 1 beygir civarı arttırmalı, güç arttırmalı. Hmm. Öbürlerinden bir kademe daha güçlü yani. Evet. Daha rodajı falan yapılmadı. Şu da bizim eski emektarımız. Evet. 20 yıllık 2004'ün Eylül ayında aldım bunu. 20 yıllık emektarım o benim. Artık emekliye ayırıyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Niye 372 kardeşim? Şimdi güçlü ağaç keseceğimiz için ufak motor iş yapmaz. Güçlü ağaçlara da ancak böyle motor iri olması lazım. Evet. Yani artık şunun yerini tutabilecek yıllarımızı verdik ona. Yani ondan küçük motor olmamalı. Çünkü hep ağaçları artık büyük ağaç kesiyoruz biz. Ufak ağaçlarına uğraşamıyoruz. Bunun beygir gücü kaç? 5,5 beygir. 5,5 beygir. Arkadaşlar dün akşam geldi motor. Dediğimiz gibi kurulumunu kendi servisi yapması gerekiyormuş. İlk çünkü, benzin onlar koyuyor. Çünkü garanti kapsamına girmesi için ilk onların kurulumu yapması gerekiyormuş. Onun için kutu açılımı yapamadık. Kutudan neler çıktı? Çıkanlar işte burada. Ne çıktı? Kutudan yağ da mı çıktı? Şu yağı kendimiz aldık. Ha. Bunu vermediler. Evet. Sade bu yağ, orijinal kendi yağısı 500 lira. Of of of. Sade bu yağ 500 lira. Kutuda da 365'lik alsaydık bu bile yoktu. Evet. Buna bunlar da varmış. 365'lik de yok dedi. O kadar ama bunlar da bu var dedi. Bunun da iyi yanı zincirin sağa sola değip insan yaralaması veya zincir körelmesi yapmaz. Bunun evet. Olması çok iyi. Evet. Kutudan da şu kitapçığı ve iki tane de şu kitapçık. Şu evet. Da anahtar iki tane. Bir buji anahtarı. Bir alyan var. Bir de alyan, yıldızlı alyan. Evet. Bunları geri koyabilirsin kardeşim. Dediğimiz gibi motor daha rodaja girmedi arkadaşlar. Şimdi normalde diyor ki 3 litre benzine şu kadar koyunuz diyor yağı. Evet. Ama ben 2,5 litreye koydum bu kadar yağı ki yani biraz daha normalinden yağlı olsun istedim ben. Ya fazla yağdan zarar gelmez. Ha aşırı yağdan zarar gelir ama az bir fazladan zarar gelmez. Gelmez gelmez. Yani 3 litreye koyacağını 2,5 litreye bu kadar koymak evet. Daha idealdir. Ama az yağdan zarar gelir. Aynen. Onu söyleyelim. Arkadaşlar. Şimdi yağ karışımı da yaptık. Şimdi şu benzini dolduralım. Bir çalıştırıp bakalım. Bakayım. Tamam. İlk rodaj yapılacak arkadaşlar. Evet. Rodaj kaç? 3 depo bu şekilde bitecek. Kendi kendine mi çalışacak? Evet böyle çalışacak. Sen ara gaz falan vermeyeceksin o zaman. Arada bir eğer ne diyeyim yani buji ağzına pislik gelmesin diye. Evet. 15-20 dakikaya bir gaz vermek iyi gelir. Şimdi ilk defa rodajımızı yapacağız. Bu arada dediğim gibi Husqvarna'nın en çok satılan modellerinden şimdi biriymiş kesimini bu. Kesimini de göreceğiz zaten Allah izin verirse. 372 XP. X Torque diyor şurada. XP X Torque. Evet. Bunların şeyi ne? X falan var. Sadece torku var. X olmadan. Torque olan şimdi beygir arttırımı, güç arttırımı yapmışlar. Nasıl yapmışlarsa. Evet. Sisteminde. Bazı değişikliklerle artık. Çift sekman bunun. Ha çift sekmanlı. Şimdi tek sekmana göre motor piston gücü, kaçırma yönü daha güçlü oluyor demek ki. Evet. Ondan dolayı şurada da seri numarası falan yazıyor. Evet. Fiyatını söylemiyoruz çünkü durmadan güncelliyor. Evet İnsanlar, evet aynen. Yani bugün çektiğimiz bir videoya bir sene sonra yorum yapıyor kaç lira falan filan diye. Yani bir tarih olarak iki kat oluyor. Ya şimdi tarih olarak 2024'ün Ekim ayındayız. Evet. Orijinal olup olmadığını nereden biliyorsun? Orijinal olduğu şimdi, işte şuradan belli bak. Çakması da çok bu işin. Şurada bak şurada perçin var. Made in Sweden yazar bak şurada. Bir yaklaştırayım ben ona. Görsünler. Şurada bak Sweden yazıyor bak. Evet. Made in Sweden. Çakmalarında ne yazar orada? Çakmalarında böyle perçin yok. Ha perçin yok. Bu perçin bulamazsın çakmalarında. Anladım. Şöyle bir kağıt yapıştırırlar.
Şöyle bir kağıt yapıştırılı görürsün çakmalarında. Hı hı. Aa bak burada bile Sveden yazıyor bunda. Kağıtında bile ne? Onu da gösterelim. Bak işte Husqvarna Sveden burada yazıyor, evet, yani. Evet. Kaç diş bu şimdi? 36 diş. 3-8 kullanıyor. 3-8 diş büyüklüğü değil mi? Evet. 3/8 yazar. Evet. Kullandığı diş. Arkadaşlar. Bunlar Euro motor diyor bunlara. Euro motor. Yani Avrupa standartlarında bir motormuş. Anladım. Şeyi falan amatörlü falan. Her tarafı amatörlü bunun. Şuraya bile amatör koymuş. Ondan dolayı ele fazla titreşim vermiyor. Evet. Çünkü bir gün kesimi yapıyorsun. El tabii falan kalmıyor. Şunda var mı mesela? Onda onun bunun kadar amatör yok. Onda sadece şu gövdede birkaç amatör var. Bunun amatör olanı ele titreşim verme oranı daha düşük. Evet. Ama dökülme yönünden yani 20 yıl dayandı o bana. Hı hı. Gerçekten de artık 20 yılda yeter. 20 yılda 25 yılda bir insan bile emekli oluyor. Öyle. O da 20 yılda emekli oldu. Evet. İlk şimdi defa deneyelim mi? Yapacağız. İlk defa deneyeceğiz arkadaşlar. Benzin daha gelmedi. Fiyatını söylemiyoruz. Çünkü fiyat sürekli güncelleniyor. Bu arada elveda 268 diyorum artık. Bozuk değil değil mi? Bozuk değil. Yani yine de muhtemel iş yapar. Bozuk değil. Evet. Ama yılların emekler artık. Onun ömrü dolmuş abi. Yine de evden hayır diyeceğim burada. Ömrü dolmuş. Evet. Şöyle kutusuna da bakıyoruz arkadaşlar. Kutusu da bu şekilde. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Allah razı olsun. İnşallah seninle beraber yaşlanırım da. Evet. Bir ağaç kesimini de yapacağız seninle beraber Allah'a dinle. İnşallah. İnşallah. Ağaç kesimini falan göreceğiz. Arkadaşlar. Şimdiden bile belli ediyor. Mahvetinden tutuluyor mu? Husqvarna'nın en çok tutulan modellerinden ve en çok satan modellerinden bir tanesi 372'ymiş. Soner arkadaşımıza hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Allah razı olsun. Videolara yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Abone olmayanlar lütfen abone olsun arkadaşlar. İlk kesiminde beraber yapacağız zaten. Görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.